Evet, merhaba arkadaşlar. Amerika'ya döneli henüz 12 saat olmadı ve hemen birazcık içeriğini teknik olarak sınıflandırabileceğimiz birazcık bilgi vermeye yönelik videolara başlıyorum. Tabii sosyal videolar çok çektik, soru cevap videoları çok çektik, montajı biten bitmeyen var. Onları da zaman içinde yüklemeye çalışacağım siteye. Ama bu video esas amacı Global Game Jam isimli organizasyondaydık. İzmir'deydik. Orada bir konuşmam vardı ve konuşma çok fazla talep dinleyici bulmadığı için yarıda kesmiştim. Biraz hızlı geçmiştim ve oradaki arkadaşlara söz vermiştim. Sizler için bir konuşma daha yapacağım diye. O içeriği biraz tamamlamak ve aslında oyun ve veri biliminden bahsetmek. Yani veri bilimi denilen, data science denilen kavram oyunlarda nasıl kullanılıyor, oyun dünyası için ne kadar önemli ve bu alanda bir geleceği var mı? Çünkü oyun sektörü biliyorsunuz hızla büyüyen bir sektör, büyük bir sektör, çok paranın döndüğü bir sektör ve burada da veri bilimi, data science denilen işler yapılıyor. Data scientist denilen pozisyonlar var. İleride mesela mezun olduktan sonra veya kariyerinizin ilerleyen zamanlarında veri bilimcisi olarak oyun sektöründe de yer alabilirsiniz. Neler yapılabilir? Biraz hızlıca bahsetmeye çalışacağım. Bilebildiğim kadarıyla. Şimdi tabii oyun kavramına girince birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor. Birincisi çok büyük veriden bahsediyoruz. Yani veri hem büyük hem de hızlı değişiyor. Yani büyük veri kavramlarına uyuyor. Hatırlarsınız büyük veri kavramında volüm, yani verinin büyük olması, ki mesela diyelim milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar var değil mi? MMORPG diye geçen Massively Multiplayer Online Role Playing Game'in kısaltılmış geçen kavramlar var. Ve içinde milyonlarca oyuncunun olduğu sistemlerden bahsediyoruz. Şimdi bu sistemlerin ürettiği veri de çok büyük ve tutulması da sıkıntı ve hatta bunlar sunuculara bölünüyor. Tek bir sunucu üzerinden artık oyun oynatamıyorlar biliyorsunuz. Hatta hepimiz oynarken farklı farklı sunuculara bağlanmak, sunucuda sıra beklemek gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla verinin büyük olması birinci kriter, hızlı değişiyor olması ikinci kriter. Verinin tabii burada güvenilirliği sorunu var. Yani güvenilirlik derken veri bir var bir yok problemi ortaya çıkabiliyor. Bu büyük veri problemlerinden birisi ve bu verinin nasıl update edileceği, yani siz hangi sunucuya bağlanırsanız bağlanın aynı veriye ulaşabileceğinizi nasıl sağlayacağımız problemi var. Bu bir diğer bir problem ve tabii ki verinin hızı problemimiz var. Tekrar edelim, volume, veracity ve variety, çeşitliliği. Yani farklı kaynaklardan verinin akması söz konusu. Mesela bakıyorsunuz oyun sektöründe sosyal ağlarında kullanıldığını görüyorsunuz. Orada da pazarlama reklam yapılıyor. İşte kullanıcı bilgileri var. Login oluyor, değişik bilgilerini veriyor kullanıcı. Cep telefonu bilgisi var. Güvenlik doğrulamaları var. Şeylerin ne denir, oyundaki grupların, guildların veya işte klanların, ne dersiniz, onların web siteleri var. Değişik değişik kaynaklar var ve bu kaynakların hepsinin yönetilmesi, doğru yönetilmesi problemi var. Şimdi tabii bakıldığı zaman oyun endüstrisine 100 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediliyor. Bunu geçmiş durumda değişik toplamalarla bu daha farklı sayılara da çıkabiliyor, daha yüksek sayılara da çıkabiliyor. Ve ortalama bir Amerikalı, Amerikan vatandaşı, Amerika'da yerleşik duran, orada oturan birisi yaklaşık olarak günde yarım saatini, bu ortalama bir vakit, bunun içinde herkes var. Yani hiç oyun oynamıyorum diyen insan da bu ortalamaya dahil ediliyor. İşte Amerikan başkanı da bunun içinde var sayı olarak baktığınızda ve yarım saatini oyun oynamakla geçiriyormuş ortalama tabii. Daha fazla oynayanlar oynamayanların ortalamasını yukarı çekiyorlar. Ve günde Electronic Arts EA tarafından günde 50 terabaytlık verinin toplandığını söylüyorlar. Bu tabii çok büyük bir veri ve hızla değişen, artan bir veri. Bunun tutulması ve işlenmesiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Dolayısıyla bunun üzerinde bir veri biliminden bahsetmek söz konusu. Böyle ilanlar var. Ben internetten biraz toplamaya çalıştım. Yani bir tane böyle rastgele aldım ama bu Riot Games'in web sitesinde Data Scientist ilanı. Buna benzer çok sayıda iş ilanı olduğunu görebilirsiniz. Çoğu oyun firmasında iş ilanı olarak data scientist pozisyonları çıkıyor. Peki ne iş yapar bu data scientistler? Oyun sektöründeki data scientistler ne iş yapar derseniz. Şimdi tabii burada birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor. Birincisi data science kavramı. Biliyorsunuz veriye erişmenin de sıkıntılı olduğu kavramlardan birisi. Yani biz veri bilimcisi olarak yeni buluşlar yapmak, yeni problemler çözmek istiyoruz ama bunu yapabilmemiz için de en önemli kaynaklardan birisi veri. Çünkü veriyle oynayacağız ki onun üzerindeki yeni problemleri keşfedelim, yeni neler yapılabilir, yeni ufuklar edinelim.
edelim. Ama veriye erişmekte sıkıntılı. Neden? Çünkü mahremiyet bilgi güvenliği denilen bir kavram var. Yani mesela hasta bilgilerine erişirseniz belki çok iyi teşhis koyan bir yazılım yazacağız. Yapay zeka uygulaması yazacağız ama hasta verilerini de kimse vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü orada çok kritik bilgiler var. Güvenlikle ilgili, mahremiyetle ilgili bilgiler var. Peki oyun sektörü burada nerede duruyor dersiniz? Oyun verileri biraz daha rahat erişilebilen veriler. Bir firma alıp bütün oyuncuların verilerini bir data scientist'e verebilir ve data scientist bunun üzerinde işlem yapabilir ve buradaki oyun verilerinden kastım kişisel bilgiler değil. Yani adamın adresidir, telefondur onlara çok ihtiyacınız olmadan belki nerede olduğunu falan bakarak birazcık esas oyunda üretilen veriler üzerinden çok ciddi işler yapabiliyorsunuz. Bu önemli. Dolayısıyla oyun sektörü aslında veri biliminin de gelişmesi için motor güç oynayan sektörlerden birisi. Çünkü diğer sektörlerde, işte sağlık gibi sektörlerde, iş dünyası gibi sektörlerde, devlet kurumlarının topladığı verilerde genelde bir hassasiyet, bir güvenlik problemi oluyor. Ama oyun verileri burada biraz daha özgür olduğumuz, rahat erişebildiğimiz veriler. O yüzden oyun sektörünün ben veri biliminin geleceğinde çok önemli yerler kaplayacağını düşünüyorum. Şimdi buradaki şeye baktığımız zaman, yaptığı işlere baktığımız zaman bir defa kullanıcıların oyunda yaşamış oldukları tecrübeleri, oyun deneyimlerini arttırmaya yönelik şeyler yapılıyor. Mesela da oyunların daha zevkli hale gelmesi. Mesela oyunların daha çekici hale gelmesi. Mesela oyun oynarken daha sıkıcı olması. Burada çok değişik şeyler yapılıyor. Birazdan daha detaylı da belki anlatabilirim ama şunlardan bahsedeyim. Mesela kiminle takım olursanız daha zevkli bir oyununuz olur. Şimdi co-op denilen, cooperative yani birlikte iş yapılan oyunlarda milyonlarca oyuncu var değil mi? Bu milyonlarca oyuncudan hangisiyle eşleşirseniz, hangileriyle eşleşirseniz daha zevkli olur, daha başarılı olur. Bunun bulunması bir problem. Eşleştikten sonra hangi rollerde olacağınızın bulunması, o oyuncu için en uygun rolün bulunması, yapacağı en uygun şeylerin bulunması, ona göre oyun tasarımı. Mesela işte oyun bir yere kadar gelmiş, yeni expansionları çıkacak, yeni level'larını çıkartacaksınız, yeni eklentiler yapacaksınız oyuna, oyunda düzeltme yapacaksınız. Daha önceki oyuncuların tecrübelerini toplayıp bu yeni eklentileri daha başarılı yapma şansınız var mı? Var. Peki bu nasıl olacak? İşte o da o verilerin toplanıp doğru şekilde işlenmesiyle oluyor. Ve bununla birlikte tabii problemli oyuncuların bulunması. Tabii işin sahtekarlık boyutu var. Fraud detection. Yani bir hesabın çalındığını nasıl anlarsınız? Çünkü bunlar veriler üzerinde işlenerek anlaşılan şeyler. Ve ona nasıl müdahale edersiniz? Buna benzer şeylerimiz var. Tabii oyun yönetimiyle ilgili sıkıntılar var. Oyunun mesela bazı oyunlarda böyle yüzlerce operatörler oluyor. O operatörlerin ne kadar etik davrandığı, nasıl problemlerle karşılaştığının bulunması. Tabii bunun dışında prototiplerin oluşturulması, simülasyonların oluşturulması, oyunun geleceğiyle ilgili tahminlerin yapılabilmesi, müşteri sonuçta subscription based oyunlar var. Genelde artık oyun sektörü buna da dayandı. Eskiden böyle hani raftan bir oyun alıyorduk ve bilgisayarımıza kurup yüklüyorduk. Bunu artık yavaş yavaş kaldırıyorlar. Mesela Steam gibi veya işte konsol oyunlar, PlayStation, Xbox gibi oyunların da baktığınız zaman üyelik sistemine yavaş yavaş geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla üyelik sistemi daha tercih edilen bir sistem. Belki aldığınızda diyelim ki örnek olması için 50 liraya alacaksınız bir oyunu raftan alıp onu bir kere alıp sonrasında oynayacaksınız. Expansionları çıkması da zaten subscription based'e yakın bir şey. Çünkü belli zamanlarda onu arttırmak istiyorlar. Para toplamak istiyorlar ama bunun yerine şimdi artık 10 liraya 50 liralık kutu alıp bir kere satmak yerine 10 liraya üye oluyorsunuz. İşte onu aydan aya parasını ödüyorsunuz. Her ay 10 lira ödüyorsunuz diyelim. Örnek olması için bu fiyatları veriyorum. Bu daha tercih edilen bir şey. Çünkü hesaplamalar yapıldığında bakılıyor ve anlaşılıyor ki bu tip üyelik sistemlerinde hem oyun üreticisi daha motive oluyor. Kompetitif bir yani rekabete dayalı bir sistem var. Ve oyunun gelişme süreci yaşayan yani buna life cycle deniliyor. Bir yaşam döngüsüne giriyor oyun. Müşteriyle yani oyunu oynayan oyuncularla oyunun tasarımcıları arasında bir iletişim, diyalog ortamı ortaya çıkmış oluyor. Hem de uzun vadede çok daha fazla kazandırdığı, kazançlı bir sistem olduğu anlaşılıyor. Ve tabii oyunla ilgili sahtekarlıkların önlenmesi gibi başka yan etkileri de olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla siz bir oyunu oynayan bir müşterinizin oyunu bırakma ihtimali olduğunu anladığınız anda ona müdahale etmek istersiniz. Sizi bırakmasını istemezsiniz. Neden? Çünkü önümüzdeki ay üye olursa para kazanacaksınız. Olmazsa üyeliğini iptal eder, üyeliğine devam etmezse bu bir kayıp sizin için. Peki kimin kaybedeceğini önceden tahmin ederseniz ona kampanya yapma şansınız var veya onu oyuna döndürme, oyunda tutma şansınız var. Dolayısıyla önceden
O kullanıcının davranışlarından, oyun içindeki hareketleri olabilir, üyelikle ilgili hareketleri olabilir, işte yardım masasını araması, support, destek istiyor olması gibi değişik davranışlarından bırakıp bırakmayacağını tahmin edilebilmesi mesela gene bir veri bilimi, veri madenciliği problemi. Oyun maliyetlerinin hesaplanması, optimum maliyet ne kadardır? Bir oyunu kaça satarsanız daha fazla para kazanırsınız. Çünkü çok yüksek fiyatları satınca az kişi alacak. Az fiyata satınca bu sefer de satış başına karınız düşecek. Optimum noktanın bulunması. Burada maliyet hesaplanması ve şeyin ne denir? Sizin karınızı maksimize etmek gibi amaçlarımız var. Sonra müşteri segmentasyonu. Değişik davranışlarda, değişik beklentilerde müşterileriniz var. İşte kimi müşteri mesela diyelim ki bir problem yaşadığında hemen çözülsün istiyor. Kimi müşteri oyuna girmek için sıra beklemek istemiyor. Kimi müşteri için bunlar hiç önemli değil, ücretsiz olsun oyun istiyor. Gibi değişik değişik yani gelir düzeyine göre, yaş grubuna göre, eğitim seviyesine göre, oyundan beklentilerine göre değişik müşteri gruplarınız var. Her müşterinin beklentisine göre bir oyunda sunabilirsiniz. Her müşteri grubu için farklı farklı oyunlar da tasarlayabilirsiniz. Ama sonuçta bu müşterilerin segmentasyonu, beklentilerin doğru algılanması, sizin müşterilerinizin sizden beklentisini doğru algılayıp onlara uygun oyun içeriği tasarlamak ve onlara uygun oyun pazarlaması yapmak bir problem. Ve burada da gene veri bilimi, veri madenciliği, o oyunlardan topladığınız, müşterilerden topladığınız bilgilerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun doğru analiz edilmesi. Müşteri memnuniyeti tabii oyuncularınız ne kadar memnunsa o kadar sizin için de olumlu bir dönüştür bu. Bunu etkileyen faktörler nelerdir? Bir müşterinin, bir oyuncunun mutsuz olmasının sebepleri nelerdir ve bunları nasıl engelleyebilirsiniz, nasıl arttırabilirsiniz? Tabii burada oyun tasarımı ile ilgili çok büyük bir dünya var. Yani oyun dünyasından bahsettiğinizde memnuniyeti etkileyen faktörlerin birinci faktörleri oyunun tasarımı ile ilgili şeyler. Yani senaryosu olabilir, grafikleri olabilir, oynanabilirlik olabilir, bir sürü şey sayabilirsiniz. Ama bunun dışında da etkileyen faktörler var. Yani sizin mesela bir şikayet olduğunda ne kadar zamanda döndüğünüz, daha hızlı nasıl dönebileceğiniz, oyundaki beklentilerin doğru tespit edilmesi. Mesela bakın şöyle şeyler var. Bunlar tabii normal kullanıcılar üzerinde yapılmıyor. Genelde bir test grubu üzerinde yapılıyor. Bir işte tester grubu oluyor. Beta testlerini yapan veya işte alfa testlerini yapan değişik gruplar oluyor. Gözün ekranda nerelere baktığı mesela. Bir heat map çıkıyor, bir ısı haritası çıkıyor. Yani çok bakılan yerlerin daha sıcak, az bakılan yerlerin daha soğuk olduğu bir ısı haritası çıkıyor. Ve buna göre ekran tasarımının daha güzelleştirilmesi mesela bir veri madenciliği, veri bilimi problemi. Veya oyun oynuyorsunuz, işte mouse'da bir yerlere tıklıyorsunuz ama tıklamadığınız zaman da mouse ekranda dolaşıyor. Nerelerde dolaştırıldığı, nerelerde tutulduğu, ona göre tıklanacak yerlerin birbirine göre konumlandırılabilmesi gibi çok sayıda şey sayabilirim size. Oyun içindeki oyun dinamikleriyle ilgili veri toplanan ve bu verilerin işlenerek daha başarılı oyunlar tasarlanmak için kullanıldı. Tabii sahtekarlıktan bahsettik. Yani bir hesabın çalınmasından tutun, kişisel bilgilerine saldırmak, oyuna saldırmak, oyun içindeki dinamikleri değiştirmek gibi çok sayıda iş yapılabiliyor. Bunların yakalanabilmesi, bunların engellenebilmesi, otomatik olarak bir alarm sistemi oluşturulması da olabilir. Bunun otomatik olarak engellenmesi de olabilir algılandıktan sonra. Bu ciddi problemlerden birisi oyun endüstrisiyle ilgili. Çünkü 10 işte 100 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazar tabii ki bazı kötü niyetli insanların da iştahını kabartıyor. Bu nasıl engellenebilir? Bununla ilgili çözümler nelerdir? Tabii bunun hukuki boyutları da var. Yani bir oyundaki hesabın satılabilmesi, karakterin satılabilmesinden tutun, satılıp satılamayacağın tartışıldığı bir dünyadan geçtik. Bununla ilgili yaşanmış şeyler var biliyorsunuz, davalar var. Sony'nin ProQuest diye bir oyunu vardı mesela. Oradaki kullanıcıyı eBay üzerinden satan bir kişiyi Sony'nin dava etmesi ve sonrasında Sony'nin haklı bulunmasıyla biten bir mahkeme süreci mesela yaşandı. Bu bir örnek kabul edildi ama ondan sonraki bütün kullanıcı anlaşmalarına bütün haklarıyla, o kullanıcının bütün hesabıyla Sony'nin olduğu veya işte hangi Blizzard'ın olduğu veya hangi firmanınsa o firmanın olduğuna dair sözleşmeye maddeler eklenmeye başlandı. Bu boşluk düzeltildi ve dolayısıyla şu an oluşturduğunuz bütün karakterlerin sahibi, bütün hesapların sahibi o oyunu oynatan firmalar oluyor genelde. Siz herhangi bir hak iddia edemiyorsunuz. Yaptığınız bütün o emek aslında bir anda silinebilecek bir emek. Bundan da bahsetmek lazım. Tabii bu şeyden de bahsettim. Kooperatif oyunlarda kiminle beraber takım olmanızın daha mutlu bir sonuçla sonuçlanacağı veya kiminle rakip olmanız da gene PvP denilen, player versus player denilen kavramlarda karşınıza çok basit bir rakip çıkarsa zevkli olmayabilir. Çok zor bir rakip çıkarsa gene zevkli olmayabilir. Onun doğru bir ölçüde tutulabilmesi, nasıl ölçüleceği, bunların hesaplanması ayrı bir problem.
Rekabet alternatifleri tabii. Yani burada rekabet alternatifi derken kullanıcıların karşılıklı birbirine getirilmesi de bir rekabet alternatifi. Bir de rekabet kelimesinin altına şunu da koymak lazım. Buradaki yazılma sebebi daha çok kullanıcıların karşılıklı birbiriyle rekabet etmesi, turnuvaların düzenlenmesi, böyle eventlerin olması. İşte gidiyorlar bir yerlerde toplanıyorlar. Bunun yarışmaları oluyor falan. Bunların nasıl kontrol edeceği, nerede yapılacağı bu yarışmanın, bu müsabakaların falan bu ayrı bir şey. Ama bir de rekabetin içinde sizin oyun sektöründeki rakipleriniz var. O rakiplerle ilgili de ulaşabileceğiniz çok sayıda bilgi var ve onların ne yaptığını da takip etmeniz gerekiyor ve bu da artık böyle bir kişinin yani mesela eskiden şöyle bir şey olabilirdi belki. Oyun sektöründe bir adam giderdi rakiplerin oyunlarını da oynardı, yeni versiyonlarını da oynardı. Ya bu geldi, şu geldi, biz de ekleyelim, eklemeyelim falan tartışması olabilirdi. Artık o kadar fazla oyun var ki sektörde ve o kadar fazla oyuncu var ki sektörü takip edebilmek için de artık bazı yazılımlara, bazı veri bilimi uygulamalarına ihtiyaç duyduğumuz kesin. Tabii oyun belirlenmesi süreleri. Yani bir oyunun süresi ne kadar olacak? Mesela işte ben mesela diyeyim ki çok fazla oyuna vakit ayıramıyorum. Kısa sürsün istiyorum. Bir günde de yarım saat girip oyunda belli bir seviyeye geleyim. Sonra da kapatayım. Beklenti bu. Başka birisi bütün gün oyun oynamaya razı. Değil mi? Böyle hardcore yani daha sıkı oyuncular var. Veya daha yumuşak oyuncular var. Daha böyle çok oyuna kendini adayamayan, çok kaptıramayan insanlar var. Şimdi ikisinin de belirli seviyelerde beklentileri var. Bunların nasıl koordine edileceği, organize edileceği bir problem. Artı oyuna başladınız. İşte 2 gün oynayıp oyuncular oyunu bırakıyor. 5 gün oynayıp oyunu bırakıyorlar. 10 gün oynayıp oyunu bırakıyorlar. Şimdi bu oyunu bırakma süreleri neden kaynaklanıyor? Neden o oyunu bırakıyorlar? Ne kadar oynanırsa oyun daha devamlı olabilir. Bunların sorgulanabilmesi, yeni içerikler ne kadar zamanda bir gelmeli, periyotları ne olmalı, bunların sorgulanabilmesi. Bunlar hep bakın veriden çıkartılabilecek, veri bilimiyle, veri madenciliğiyle çıkartılabilecek şeyler. Çünkü elinizde veriler var. Bunları işleyip bu sorulara cevap bulacaksınız. Ve bunları cevap bulmanın da bir tane cevabı yok. Bir sürü yöntem kullanılabiliyor. İşte bunlardan bahsettik. Kamera göz takibi yapılması, heatmaplerin, mouse'un, kursörün üzerinde durduğu noktaların belirlenmesi. Ödül rekabet yönetimi var gene. Yani bu oyun dinamiklerinde de vardır. Oyun tasarlayan, oyun senaryosu yazan arkadaşlar çok iyi bilirler. İşte bir rekabet olması, bu rekabetin motivasyon sağlayan bir özelliği var ve ödüller olması. Yani bir yere ulaştığınızda onun size bir ödül olarak geri dönebilmesi gibi şeylerimiz var. Ve bu ödülün ne olacağı, rekabetin nasıl yönetileceği yeni veriler üzerinden çıkartılabilen veri madenciliği projeleri. Bakın böyle öğrenci challenge'ları var. Müsabaka diyebiliriz bunlara. Değişik yerlerde bunları yapıyorlar. Biraz araştırırsanız internette öğrenciler için mesela böyle bir challenge hazırlanmış. Ben rastgele dolaşırken böyle Fransa'da yapılan bir yarışma mesela. Data Science tabii. Oyun üzerinde veri madenciliği, veri bilimiyle ilgili yarışma mesela. Oyunlar var, onlar üzerinde veri bilimiyle ilgili şeyler yapıyoruz. Şimdi oyunlardaki en kritik noktalardan birisi eğlence. Bu ölçülmesi zor şeylerden birisi. Mesela hangi oyun eğlencelidir? Zor bir soru. Yani bunu belirleyen çok fazla parametre var ve neticede de eğlencenin ölçülmesiyle ilgili sıkıntılar var. Genelde ölçülmesiyle ilgili biz veri bilimi uygulandığı zaman oyunlar üzerinde değişik kriterler belirleniyor. Mesela tekrar oynama sayıları. Yani adam oyuna girmiş bir ay bir daha hiç oyuna girmiyorsa bu kötü bir şey değil mi? Ama her gün oyuna giriyorsa hatta oyunu bırakamıyor her gün oynuyorsa bu ondan zevk aldığı anlamına da geliyor. Oynama süreleri ne kadar süreyle oynadığı, oyunu terk etme istatistikleri, hesabını kapatma istatistikleri bunlar hep bize oyunla ilgili veri bilimi, veri madenciliği işleri yapmaya yarıyor. Şimdi tabii veriler de burada birkaç grupta incelenebilir. Bir ayrım mesela yapısal ve yapısal olmayan veriler şeklinde ayrılabilir. Mesela yapısal oyun, yapısalla kastettiğimiz oyun verileri. Yani karakterin kaç level olduğu, işte ne kadar altın olduğu, ne kadar parası olduğu, ne kadar süre oyun oynandığı, hangi level'lar geçildiği, nerelerin bitirildiği gibi bir sürü oyun dinamikleriyle ilgili veri yapısal olarak var. Bunlar veri tabanlarında zaten duran bilgiler. Ama bir de yapısal olmayan veriler var. Yani birinin sohbet ekranında yazdığı mesajlar mesela. İşte birbirlerine küfür mü ediyorlar? Oyunla ilgili küfür mü ediyorlar? Hani böyle her oyunda hemen hemen yaşanan bir şeydir ya, oyunu yapan firmaya birileri bir şeyler yazar yani. Olumlu veya olumsuz işte. İyi ki bu oyunu yaptın yazan da vardır. İşte niye bu oyunu yaptın ki veya niye böyle bir şey oldu ki diye. Mesela o oyunu yapan oyuncunun firmanın isminin geçtiği durumlar aslında oyun içinden toplanabilen ciddi eleştirileri de içeriyor. Oyunun iyileştirilmesiyle ilgili bilgiler de içeriyor. Tabii bu sadece oyun içindeki bunlar yapısal olmayan veriler. Yani herhangi bir yapıya sokamayacağınız. Yani işte o karakterin kaç level olduğu sayısal bir veri, şu sayıyla şu sayı arasındadır filan. Bunları yapısal bir şeye sokabiliyorsunuz ama
Adamın sohbet ekranında yazabileceği şeylerin herhangi bir yapısı yok. İstediği herhangi bir şey yazabilir. Veya konuşmalar, değil mi? Şimdi sohbet, yani ses üzerinden grup konuşmaları falan da çıktı, canlı olarak yapılabiliyor. Bunlar eskiden bunları yapan firmalar vardı, bu işe hazırlayan, bu sohbet ve konuşma ortamlarını hazırlayan. Onlarla mesela senkronize olabilir veya kendi içinde olabilir. Bunlar mesela yapısal değil, bunların kontrol edilmesi, sosyal ağlar. Reklamlar mesela, oyununuzun reklamını vereceksiniz. Bu reklam yönetimi ayrı başlı başına bir olay. Hangi sitelerde reklam vereceğiniz, hangi sitedeki reklamın daha başarılı olduğu, reklamın mesela tasarımı, içinde neler olacak, o renkleri ne olacak, işte boyutu ne olacak, nerede gösterilecek, saat kaçta gösterilecek gibi bir sürü parametre var. Hangi yaş grubuna gösterilecek, değil mi? Bir sürü parametre var. Bunların optimize edilmesi. Çünkü oyunun başarısını sağlayan şeylerden birisi de reklam. Yani bakın, bu sunumun başından beri konuştuğum onlarca parametre var ve oyun tasarımı, oyunun içindeki grafiklerin ne kadar güzel olduğu, oyunun senaryosunun ne kadar güzel olduğu gibi kriterlerden hiç bahsetmeden, belki size başka bir sürü kriterden bahsettim ve bunların hepsi oyunun başarısını etkileyen kriterler. Reklam da onlardan bir tanesi. Doğru reklam belki en kötü oyunun bile satılmasıyla sonuçlanabiliyor ki bunları görmüşsünüzdür. Böyle reklamı süper olan grafikleri, reklamda öyle bir grafik var ki o grafiğin aynısı oyunda yok mesela. Bunlar yaşadığımız, gördüğümüz şeyler. Şimdi oyun dünyasındaki insanlar bunları biliyorlardır. Ve bunun dışında oyunun oynanabilirliği veya oyunun satılabilirliğini etkileyen bir sürü farklı parametre sayabilirsiniz. Mesela hava durumu. Hava durumunun oyun oynamaya etkisi var mıdır? Ki hepimiz biliyoruz ki vardır. Veya işte politik gelişmeler, doların ne kadar olduğu, değil mi? Mesela Türkiye'de oyun oynaması ile ilgili. Buna benzer bir sürü parametre var. Mesela bir ülkede satış yapacaksınız. O ülkedeki işsizlik sayısı, işsizlik oranı oyun satılması ile ilgili bir parametre midir? İşte buna benzer size bir sürü şey sayılabilir, parametre sayılabilir. Bunların verimli bir şekilde kullanılarak doğru pazarlama stratejisi, doğru satış stratejisine dönüşmesi, bunlar oyun dışındaki yapısal olmayan veriler. Yani bunların da doğru işlenebilmesi önem taşıyor. Tabii mesela oyunun hangi dilde sürümünün çıkacağı. Şimdi hemen oyun tasarımcısı arkadaşlar, Türkiye'de de öyle, hemen İngilizce bir sürüm çıkartalım. İşte Türkçe bir sürüm, Türkiye'deyseniz genelde o duygusal bağlarımızdan kaynaklanan, işte Türküz, biz yaptık oyunu, Türkçesi de olsun gibi bir yaklaşımda çıkartıyoruz. Ki doğrudur, yani bununla ilgili herhangi bir eleştirim yok, yanlış bir algılama olmasın, ama soru şu: oyunun mesela belli bir kullanıcıya ulaştığınız yeni bir dilde versiyonunu çıkartacaksınız. Şimdi Çince mi çıkartayım, Rusça mı çıkartayım, Arapça mı çıkartayım, İspanyolca mı çıkartayım? Hangi dilde çıkartırsam bu oyun daha fazla satar. O ülkelerin demografik durumları, o ülkeden kaç oyuncu, o dilden kaç oyuncu. Çünkü İspanyolca dediğinizde bir sürü ülke var, değil mi? O dili konuşan. Dolayısıyla o ülkelerin, o dili kullananların demografik durumu gibi bir sürü parametreye bakmanız gerekiyor. Yani oyunun başarısını etkileyen, tekrar ediyorum, çok fazla şey var, parametre var ve bu parametrelerin tamamına yakını veri bilimiyle ilgili çalışma alanına giriyor. Veriler üzerinden, sadece sizin veriniz değil, başka oyunların verileri, işte pazar verileri, hava durumu, dolar verisi, reklamlar, internette hangi sitelerin daha çok dolaşıldığı, Twitter hesapları, Facebook hesapları, bir sürü şeyin üzerinden bu veriler akıyor ve bizim de işimiz bu verileri verimli bir şekilde işleyebilmek. Yani oyunu yapmak bir şey, o oyunu iyileştirmek, yaşatmak ayrı bir şey, ki burada veri bilimi artık devreye giriyor ve o oyunun başarılı olmasında veri bilimi çok 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 önemli. Ki şunu da söyleyeyim, her şeyde artık veri bilimi önemli. Yani siz sakız da satıyor olsanız, araba da satıyor olsanız, hepsi için veri bilimi önemli. Para durumuna bakıldığında tabii ikincil pazarların oluşması, yani oyun paralarından da bahsedebilirsiniz, başka paralardan da bahsedebilirsiniz. Yani oyunun içinde bir para sistemi, bir ekonomik sistem kuruyorsunuz neticede. Bunun yönetilmesi, bir ürünün ne kadar, yani oyun içindeki bir item'ın, bir eşyanın kaç para olacağının belirlenmesi de bir problem. Gerçek parayla bu para arasındaki dönüşüm de bir problem. Yani buna izin verecek misiniz? Parası olan birisi, hani pay to win diye bir kavram var ya, para verip kazan gibi. Böyle bir sisteme mi gidecek veya oyun dinamiklerine gerçek parayla müdahaleye izin verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Verirseniz nasıl bir sistem kuracaksınız gibi bir sürü problemler var. Oyunun hileleri gene. Bir oyunda hile izin verip verilmemesi, kontrol edip edilememesi, bununla ilgili işin ne kadar zevkli ve ne kadar zevksiz olacağı, kişisel bilgilerin gizliliği, bundan bahsettik. İşte banka hesapları, şifreler, adres, bunların tutulabiliyor olması, ki bunlar üzerinden para kazananlar da var, bu bilgileri satanlar da var. Kişisel kampanyalar, targeted marketing, kişiye özel, yani sizin isminizde, sizin davranışlarınıza bakarak, sizin oyunda zevk aldığınız noktalara, ki bir sürü oyundan da veriler var, bu veriler paylaşılıyor da, yani bazı firmalar diyelim ki bu oyun verilerini satıyor. Yani gidiyorsunuz bir firmaya, örnek olması açısından
Ben oyun sektörüne gireceğim, yeni bir oyun tasarlayacağım. Sendeki şu müşteri bilgilerinden bana biraz ver. İşte al parasını ver. Veriyor işte, bakıyorsunuz şu adam şu oyun oynamış, şu oyun oynamış. Bir sürü firmadan topluyorsunuz bu verileri. Bu adam şunlardan zevk alır. O zaman ona özel bir reklam yapalım. İşte şöyle ona özel bir grafik tasarlayıp gönderelim. Yazılar otomatik generate edilsin. Milyonlarca kişiye gönderiyorsunuz çünkü. Gibi şeylerden bahsedebiliyoruz. Tabii şeyler, mikro transactionlar, freemium kavramı, yani bunlar da hayatımıza girdi değil mi? İşte prileştirildiği kavramlar, pazarlama stratejileri yani. Büyük para transferleri yerine mikro transactionlar. Yani adam oyunu satın almıyor, çok büyük bir para oyunu satın almak örneğin mesela. Çünkü paranızı çıkartabilirsiniz. Şimdi stüdyolarda yapılıyor, yüzlerce binlerce kişinin çalıştığı oyun stüdyoları var artık değil mi? Bunun dönebilmesi için o kadar kişinin maaşı, kiralar, işte sunucu maliyetleri vesaire ödenebilmesi için bir maliyet var ortada. Bunu hesapladığınız zaman sizin oyuncu başına işte şu kadar 100 dolar para kazanmanız gerekiyor belki kutu olarak satsanız. Bunun yerine işte günde, 2 günde bir, haftada bir sizden bir şeyler almasını sağlayacak, size para ödemesiyle sonuçlanacak bir sistem tasarlamak daha gelir düzeyi olarak iyi bir şey olabiliyor. Ve gene oyunlar üzerinde tabii reklam gelirleri. Şimdi sadece konsol oyunlarını veya desktop oyunları düşünmeyin. Yani cep telefonu üzerinden de mobil uygulama yazıyorsunuz. Orada reklam geliriniz var. Bu reklam gelirin nasıl modelleneceği, kimlerin sizin sitenizde reklam verebileceği gibi bir sürü farklı parametremiz de var. Özetleyecek olursak, biraz lafı fazla uzattım biliyorum. Burada kalabiliriz. Hazırladığım birkaç... Bunlar tabii ben bunu İzmir'deki o konuşma için hazırladığım sunumdu. O konuşmadan görüntüleri de kısa kısa sonuna eklerim. Biraz konuşurken çekilmiş, oradan çekilmiş görüntüleri hemen bu videodan sonra o da gelsin. Ama zannediyorum oyun dünyasındaki veri bilimi, veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka problemleri ile ilgili biraz fikir verdik. Tabii işin bir de yapay zeka kısmı var. Oyunların zeki bir şekilde oynayabilmesi, ama o başka bir konu. Veri bilimi dediğimiz zaman bu toplanan verilerden, çok büyük verilerden, çok hızlı akan verilerden, çok değişken tipteki verilerden neler yapılabileceğini biraz anlatabilmeye çalıştık. Umarım faydası olur. Başarılar dilerim.